Ege Yön TV'nin değerli izleyicileri, bugün Pamukkale Üniversitesi öğrencisi ve gastronomi topluluğu başkanı Alperen ile beraberiz. Alperen hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba, biraz kendinden bahseder misin? Öncelikle davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben gastronomi son sınıf öğrencisi Alperen, aynı zamanda gastronomi topluluğu başkanıyım. O şekilde bu dönem gastronomi topluluğu başkanlığını yürütmekteyim. Dönem ...sona erdi. Güzel bir dönem geçti. Şimdi i̇kinci dönem için planlarımız var. Devam etmekteyiz o şekilde. Alperen peki gastronomi nedir? Senin bu e, alana bakış açın nedir? Yani Gastronomiye kelime anlamı olarak bakarsak... ...gaster, e, latince'de, latince kökenine baktığımızda... ...gaster mide, nomasta yasa demek. Yani, mide yasası gibi bir birleşince anlamı oluyor. Fakat bunu iki şekilde yorumluyorlar. E, bir, e, gastronominin bir bilim olduğuna... Bunu görüyorlar bu şekilde bir gastronomi bilimdir diyorlar. Bir de gastronomi sanattır diyorlar. Bana sorarsanız gastronomi yenilebilen tek sanat olduğunu düşünüyorum ben. Bizim gastronomi topluluğunda e, şeyi, mottolarından biri e, en hı hı. iştah açıcı topluluk. Yani evet. Bunu belirtiyoruz birçok yerde. En yenilebilen tek sanat gastronomi olduğunu düşünüyorum. Ben biraz da sanat yönünün ön plana çıktığını düşünüyorum gastronomide. Ama yeni çıkan akımlarla beraber, e, moleküler gastronomiyle beraber bunun bilime birçok yerde dayandığını, gıda temelli, hijyen temelli baktığımızda da birçok alandan bilime başvurduğunu görüyoruz kesinlikle gastronominin. Peki topluluk hakkında bize bilgi verir misin? E, topluluk 2013 yılında kuruluyor. Gastronomi ve mutfak sanatları Pamukkale Üniversitesi'nde ilk açıldığı senesinde kuruluyor. E, i̇lk açıldığı yıldan beri her yıl faaliyet gösteriyor gastronomi topluluğu. Onun dışında e, yaptığımız etkinliklere bakarsak, atölye bazında etkinlikler yapıyoruz genel olarak. Tüm atölyelerde büyük atölyeler oluyor. Yani büyük etkinlikler oluyor. Atölyeler biraz daha zahmetli oluyor. Bir yılda işte ona yakın atölye yapıyoruz iki dönem içinde. Onun dışında e, turizm aynı zamanda turizmciyiz. Bizim aşçılıktan farkımız da bu oluyor. Bizim hem turizmci hem de biraz daha gıda üzerine, beslenme üzerine farklı bir yönümüz var 4 yıl 4 e, yıllık gastronomi bölümünde. Aşçılıktan farkımız bu oluyor. Turizm yanımız. Bunun e, neticesinde turizmle alakalı stajlar ayarlamak üzerine kariyer fuarları yapıyoruz. E, onun dışında şefler geliyor okula. E, şef buluşmaları yapıyoruz. Büyük lezzet festivalleri yapıyoruz. Konferanslar düzenliyoruz. En son mesela bir konferans düzenledik. Erasmus'un hemen öncesinde bir nokta atışı bir konferans oldu. E, uluslararası öğrencilikle alakalı birkaç paydaş sponsorlarımızla beraber bir konferans düzenledik. E, güzel bir konferans oldu. E, yerinde öğrenciler için e, kaliteli Hı hı. güzel faydalı etkinlikler yapıyoruz. Ee, onun dışında e, toplulukla <laughs> alakalı çok fazla bu konuda soru geliyor. İşte ben <laughs> bıçak tutmuyorum, bıçak tutamıyorum, yumurta kıramıyorum gelebilir miyim, yemek yapmam şart mı? Hayır. E, birçok bölümden birçok arkadaşımız geliyor. Yani sadece gastronomi bölümünden de e, etkinliklerimize gelenler olmuyor. Birçok bölümden geliyorlar. Yani o konuda bir sıkıntıları olmasın. Yani güzel geçiyor etkinliklerimiz. Hı hı. Hem öğretmek adına hem de biraz da derinlemesine konuşmak adına mesela yaptığımız workshoplarda makarna workshopundan örnek vereyim. En son yaptığımız workshoplarda makarnanın tarihçesinden başlıyoruz anlatmaya. Hani makarnayı elbette herkes yiyor. Herkes de yapabiliyordur bir nebze evinde. O şekilde hani en başından başlıyoruz makarnayı anlatmaya. O şekilde etkinlikler yapıyoruz. Peki e Üniversitedeki öğrencilerin bu alana ilgisi nasıl gastronomiye meraklılar mı? Ee, çok meraklılar. Çok hani güzel bir etkileşim alıyoruz. Sadece bizim bölümümüz içinde değil. Turizm Fakültesi dışından da çok fazla etkileşim alıyoruz. Ee, geçen sene yaptığım bir yaptığımız bir workshop'tan örnek vermek gerekirse sushi workshop'u yaptık geçen sene. Avusturya'dan bir şefimiz geldi. Aslında bakarsan şefimiz benim abimdi. Abim geldi, sushi workshop'u verdi. Aslında aşçılık mezunu ondan öncesinde mühendislik okuyordu. Mühendislik okuduktan sonra aşçılığa geçiyor. Buradan da izliyorsa <laughs> selam göndereyim. Selam gönderiyoruz biz de. Yani mühendislik okuduktan sonra aşçılığa geçiyor. Avusturya'da şu an şeflik yapıyor. Kendini kanıtlamış, adım duyurmuş şeflerden hı hı. birisi. E mesela onun hikayesini anlatıyor. Gelip suşi yaparken kendinden de bahsediyor. E kendinden bahsedince bu sefer birçok bölümden arkadaş oraya gelince e, ne oluyor? İşte soruyorlar, merak ediyorlar. E birçok öğrenciden de şunu duyuyorum ben, birçok katılımcımızdan da. Yani diyor ki ben de gastronomi okumak istiyordum. Cesaret edemedim, yazamadım, ailemizin vermedi. Yani hani benim de ailemizin vermedi <laughs> gastronomi <laughs> yazma ben. Ama şu an yazdım, buradasın. şu an buradayım. Yani Ratatouille diye bir çizik film var, animasyon var. Belki izlemişsiniz. Orada şeyin Augusto'nun bir sözü var. Herkes yemek yapabilir ama sadece cesurlar mükemmeli başarabilir diye. Cesaret etmek gerekiyor. Yani cesaretli olmak gerekiyor. Onunla alakalı mesela öğrencilere yol gösterebiliyoruz. Hani Birçok böyle örnek var Mehmet abim gibi, hı hı. Mehmet Şef gibi birçok örnek var. Ee, başka bölümlerde okuyor. Aslında o bölüme ait olmadığını anlıyor. Daha sonra yemek yapmayı sevdiğini keşfedip, e, aşçılığa, işte hı hı. gastronomi alanlarına ilgi duyup buraya geçen birçok öğrenci, birçok arkadaş. Birçok örneğimiz de var. Kendimiz de getiriyoruz. Konferanslara davet ediyoruz. Onlar anlatıyor hayat hikayelerini. Hani gecikmeli de olsa sevdikleri... Yere Alanı buluyorlar. Evet. Evet, zor da olsa bir şekilde sektör içinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sektör içindeki öğrencilere işte gastronomi okuyan, aşçılık hedefleyen öğrencilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Turizm alanında, restoran alanında şefleri getiriyoruz, lezzet festivallerine katılıyoruz, kariyer fuarlarıyla bunu destekliyoruz. Hani bir, Birkaç bir şey de öğretebilirsek Hı. workshoplarda gayet mutlu oluyoruz bu şekilde. Peki workshoplarınız oluyor. Evet. Bu workshoplarda daha çok yöresel workshoplar mı oluyor yoksa popüler kültürün getirmiş olduğu etkenlerden ötürü popüler kültür daha etkili mi oluyor? Ya biraz daha yöresel anlamda denizli gerçekten çok ön planda. Yöresel birçok şeyi denizde istediğim zaman bulabiliyoruz. Mesela biz de değil sadece denizinin yöreselliğini biz de meraklı değiliz veya hani güzel bir yöreselliği var. İstanbul'da örnek verecek olursam Alaf diye bir restoran var. Murat Deniz Temel. Kendi kanıtlamış bir şef. Çok da güzel bir restoranı var. Ee, onun içinde Denizli kale biberinin tatlısı yapılıyor. Kale biberinden tatlı yapılıyor. Hı hı. Kurutuluyor. İçine bir çikolatalı ganaj basılıyor. Yani birkaç videosunda beraber Vedat Milor'la beraber bir tadımını yapmıştı. Denizli kale biberini İstanbul'da tatlısını yapıyor. Evet. Yani Denizli'nin yöreselliği aslında çok ön planda. Biraz daha hani görülmeyen şeyleri... E, biz tanıtmaya çalışıyoruz. Suşi olsun, makarna olsun. Hı hı. Bunlar üzerine gidiyoruz. Ama yaptığımız lezzet festivallerinde e, kooperatiflerle, belediyelerle beraber bizi destekliyor belediyeler. E, onlarla beraber yöreselliği de ön plana çıkarıyoruz bazı etkinliklerimizde. Atölyeler dışında. Hı hı. Aslında e, yöreselliği asıl elinin değdiği, onunla beraber büyüyen insanların yapmasını istiyoruz. Hani evet. onlar da kendileri gelip sağ olsunlar kırmıyor bizi. Hı hı. Destekliyorlar bu konuda. İşte hı hı. bazı meşhur Televizyon programlarında çıkan e, leblebi çorbası olsun, birkaç hı hı. bir sürü görsel şey var aslında. Birçoğu ön plana çıkmıyor, hani tavas baklavası. Yani bu şekilde birçok görsel şey yavaş yavaş ön plana çıkıyor. E, Deniz de bu konuda e, birkaç yıldır bayağı bir kendi geliştiriyor turizm fakültesiyle beraber, valilikle beraber, belediyelerle hı hı. beraber birçok konuda gastronomi alanında kendi gerçekten geliştiriyor festivalleri olsun. Geçen sene 4-6 Kasım'da biz e, bir yarışma yaptık. Turizm Fakültesi ile beraber hı hı. Bir paydaş olduğumuz bir yarışma yaptık. Burada birçok belediye gelmişti. Belediye kendi standlarını açmıştı. Yöresel ürünlerini tanıtmıştı. Sevinçsar Leblebilerini tanıtmıştı. Onun için de Turizm Fakültesi'nde bir yarışma yapıldı. Leblebi iki tane yarışma yapıldı hatta. Leblebi ana ürünü bir yarışma yapıldı. Ben de katıldım o yarışmaya. Burada ana, ana plan şuydu. Kaleberi'nden de bir yarışma yapıldı. Ana plan... ...Leblebi veya kalebberini iki yarışmada da ön plana sunup bununla alakalı yeni bir ürün yaratmaktı. Hani Bunlar destekleniyor Denizli'de. Ee, üç tane Türkiye'de gastronom şehrimiz var. Hatay, Gaziantep, Afyonkarahisar. Bunların yanında Deniz'de dördüncü veya beşinci olma yolunda evet. bence hızla... Zaten gelmiyor. Denizli turizmi olsun, evet. kültürü olsun... Geniş zengin evet. bir e, evet. mirası var ve bence de bu yöresel yemekleri olsun kendi yemek kültürü olsun önemli şeyleri var evet. ve bu sizin yaptığınız faaliyetlerle evet. de workshoplarla olsun etkinliklerle olsun e, daha çok tanınmaya e, tanınması gerektiğini düşünüyorum evet. ben açıkçası çünkü gerçekten de seni sarın leplebisi, evet. tavasın e, dediğin gibi baklavası, baklavası ta biberi evet, tavasın baklavası gibi. Bir sürü aslında evet. çeşitli zengin bir kültürde var. Peki senin şu an topluluk başkanısın evet. ve topluluğunuzu daha büyük ileriki hedeflerinde. Nerede görüyorsun? Neler yapmak istiyorsunuz? Ya biz topluluklarla beraber aslında dediğim gibi 10 yıllık bir topluluk olduğu için aslında bir kuruma döndü bizim topluluğumuz. Ya yani bir kültürü var. Her yıl Aralık 11'de kuruluyor. 2013 Aralık 11'de kuruluyor. Her yıl doğum günü kutluyoruz. Bu gibi bir kurum kültürü oluştu. Bunun bir örneği doğum günü kutlamak, toplumun doğum gününü kutlamak. Onun dışında sosyal sorumluluk anlamında da bir şeyler yapıyoruz. Biz yapmaya gayret ediyoruz. Yani örnek verecek olursak hani Özel günleri asla es geçmiyoruz okulun açık olduğu dönemlerde. Geçen dönem 10 Kasım'da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevdiği yemeklerle beraber andığımız bir program oldu. Aslında e, konferans mantığını da bir yerden başka bir yere getirmeye çalışıyoruz bunlarla beraber. 200 kişiyi bizim salonumuz 200 kişilik bir salon var turizm fakültesinde. 200 kişiyi bir yere toplayıp e, gastronomi hakkında... ...bir konferans yapıyoruz mesela Atatürk'ü, Luyender Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği yemekleri anlatıyoruz. Tamam bitti hadi çıkın. Bundan kırıp aslında anlattıktan sonra dışarıda da sevdiği yemekleri ikram ettiğimiz etkinliklerimiz oluyor. Tam anlamıyla konferansı bu mantığından çıkarmaya çalışıyoruz. Konferans ve seminerleri bu mantıktan çıkarmaya çalışıyoruz aslında. Biraz daha interaktif, biraz daha öğrencinin de katılım gösterdiği hani hem dinlediği birkaç duyu organının aynı şekilde aynı hı anda hı. çalıştığı etkinlikler yapmaya çalışıyoruz gastronomi toplu olarak. Ee, dediğim gibi sosyal sorumlulukları asla, e, sosyal sorumluluk projelerini asla e, geri plana atmıyoruz. Yapabildiğimiz kadar es geçmeden hepsini yapmaya çalışıyoruz. Önümüzde de var birkaç planımız bunlarla alakalı hı o hı. şekilde. İleriki yıllarda nasıl, nerede görüyorsun gastronomi topluluğunu dersen... E, yani bunların hepsi aynı şekilde devam ediyor aslında üstüne koyarak devam ediyoruz. Geçen seneki başkanımız olsun ondan öncekiler olsun sürekli üstüne koyarak devam ediyor. Üyelerimiz de aynı şekilde tanınırlık da aynı şekilde devam ediyor. Bunların üstüne yapabileceğimiz şeyleri arıyoruz. Biz mesela daha öncesinde görsel gastronomi festivali yaptık. Dediğim gibi belediyeleri çağırdık birçok şef geldi birçok konuşmacı geldi. Bunun bir üst versiyonu gastromasa İstanbul'da yapılıyor Kasım aylarında. Buna da katılım sağlıyoruz. Bizim aslında şanslı olduğumuz konulardan birisi de bu. Hem biz turizm fakültesinden destek alıyoruz hem de gerçekten SKS'den büyük ölçüde destek alıyoruz. Evet. Şanslarımızdan biri diyebilirim yani bu ölçüde destek almak. Hani İstanbul'a gidiyoruz İstanbul'da bu konferansların daha büyüğünü daha gelişmişini birçok şefin katıldığı birçok markanın katıldığı konferansları görebiliyoruz. O konudan gerçekten şanslıyız hani. Peki ee, e, senin Denizli'de, Denizli'nin yöresel yemeklerinden yapmayı en sevdiğin hangisi? Ya da yapıyor musunuz ya, yap, e, yemekleri? Yapıyoruz. Okulda e, ders olarak böyle bir konu yok. Bunun e, dışında dediğim gibi alaftakinin tarifini defalarca denedim. Alafta kale, kale biberin içine <laughs> yapılan ganajı defalarca denedim. Tutturamadım. O artık Murat Deniz Temel'in, şefimizin farklı bir... <laughs> Tekniğidir. Hani onu çok merak ediyorum mesela alabileceğim tarifi bir yerden de yok. Onu yapabilirsem artık tekrarda Denizli'den Denizli yöreselinden bir şey yapmayı düşünmüyorum. Benim tap noktam olacağını düşünüyorum o tatlının. Yani çok da güzel bir tatlı. Hani Vedat Milorla yaptığı e, bir söyleşi de görmüştüm o tatlıyı. Peki keşkek yapmayı denediniz? Keşke. O Denizli'nin evet. yöresel yemeğinden. Evet keşkek <laughs> yaptım. Yapılıyor. Düğünlerde yapılıyor. denizde birçok yerde yapılıyor. Ege bölgesinde birçok farklı yerde yapılıyor. denizdeki başka oluyor. Birçok yerde farklı farklı şekilde keşkek yapılıyor. Yapmayı deniyoruz, yapıyoruz. Hani Ede yapılıyor. Yöresel şekli var yapımının. E, şeyle dövülerek, tokmakla dövülerek yapılıyor. Tabii bu büyük işletmelerde biraz daha blenderla. Evet. <laughs> blenderla dövülerek <laughs> daha oluyor. Daha popüler şekli. <laughs> Yani o daha kolay oluyor. Biraz daha hı hı. hızlı yemek üretme noktasında biraz daha fabrikasyona evet. döndüğünde ama evet keşkek denizde farklı bir yöntemle yapılıyor. Birçok Ege şehrinde farklı farklı yöntemler yapılıyor. Hı hı. Denizde de farklı güzel yani evet. güzel şekilde yapılıyor. Katılımların için teşekkür ediyorum. Ben Başka bir programda görüşmek üzere. Ege Yön TV'nin değerli izleyicileri bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.